Bununla ilgili konuşacaktım gerçekten. Maalesef bakın nasıl bir yerdeyiz. Yani o deprem olduktan sonra depreme şey geldi ya. Siyaset karıştı ya. Depreme siyaset karıştıktan sonra ve siyaset depremi de geçti artık. Depremle ilgili kimse konuşmuyor. Seçimle ilgili konuşuyor herkes. Biz bile yani seçim muhabbeti yapıyoruz. Çünkü seçim muhabbeti yapılınca seyrediliyor. Gerçekten o çok böyle yani isyan ettiğimiz konulardan bir tanesi. Gerçekten isyan ettiğimiz konulardan bir tanesi. Şimdi benim öğrencilerim İzmir'de birçoğu memleketlerine gittiler. Neden? Burada mesela yurtlarda kalıyorlar. Deprem oldu. Yani şöyle bir şey deniyor. Oradaki insanlar İzmir'deki yurtlara yerleşecek. O yüzden yurtlardaki öğrenciler evine gitsin, uzaktan eğitim alsın. Böyle bir acizlik var mı ya? Böyle bir acizlik var mı? Deprem oldu, koyacak yerimiz yok ne demek? Dünya bizi nasıl kıskanıyor abi? Yani koyacak hiçbir yerin kalmadı senin. Koyacak hiçbir yerin kalmadı. Eğitim alan öğrencilerin yurtlarına mı diktin gözü? Ben inanmıyorum. Sadece senin sarayında 1.000 tane oda var. Neden senin sarayına şey yapmıyorlar, girmiyorlar? Neden senin sarayında kalmıyorlar? 1.500 müydü? Kaç bindi ya? Yani sayamazsın bile. Otursak burada birden bine kadar saysak program yetmez. 1, 2, 3, 4 diye saysak. Eğer gerçekten devlet güçlüyse abi oteller var, otelleri kapat. Ver parasını yani. Ver parasını otelleri kapat. Başka bir yerde böyle bir şey olabileceğini düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Gelişmiş bir ülkede. Hani dünya bizi kıskanıyor ya. Ekonomimizi kıskanıyor, eğitimimizi kıskanıyor. Gelişmiş bir ülkede böyle bir şeyin olacağını düşünebiliyor musunuz? Böyle bir şeyin olabileceğini düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Deprem oldu, insanların kalacak yeri yok. Yurtlar boşaltılsın. Adamlar kaçıncı sefer uzaktan eğitim almak zorunda kalıyorlar? Adamlar uzaktan eğitim ala ala doktor falan olacak. E madem uzaktan eğitim mümkün, o zaman sal herkesi, herkes uzaktan eğitim yapsın. Kimse yurtta kalmasın. Mümkün mü değil mi? Yani başka hiçbir alternatif yok muydu? Hiçbir alternatif yok başka. Hiç yer kalmadı. Hiç başka hiçbir yer kalmadı. Yurtlar kaldı bir tek. Öyle mi? Bu senin ne kadar aciz olduğunu gösterir zaten. Bu senin acizliğini gösterir. Bu senin acizliğini gösterir. Arkadaşlar, yani ben başta olacağım. Bakın ben başta olacağım. Öyle bir sarayda yaşayacağım. Ben öyle bir sarayda yaşarken halka diyeceğim ki arkadaşlar yer yok. Artık eğitimi ara veriyoruz. Uzaktan eğitim olacak. Siktirin gidin şeyden. Yurtlardan çıkın. Depremzedeler gelecek. Sen bu lafı diyorsun. Ne yapalım? Yer yok başka. Sen bu lafı diyorsun. 1.000 odalı sarayda yaşıyorsun. Ben kesinlikle bunu kendime yediremem. Ben bunu kesinlikle kendime yediremem. Ama işte bizde o şey var ya. Rütbecilik. Rütbecilik muhabbeti. İşte bu adamın rütbesi daha yüksek. O her şeyi hak ediyor. O her yerde vardır. İşte film çekerken de onu görüyoruz yani. Stajyerlere çay koydururlar. Stajyer çaycı stajyeri mi? Çay stajyeri mi yani? Sinema televizyonunda çalışan arkadaşları bilirsiniz. Setin çaycısı yok mu? Stajyere çay koydururlar. Stajyere getir götür iş yaparlar. Yaptırtırlar. Temizlikçilik yaptırtırlar. Ve bu sadece o da değil arkadaşlar. Mesela ben şeyde de biliyorum bunu. Mizah dergilerinde de vardı bu. Anlatıyordu. Ben 2000'in başlarında biz de işte mizah dergilerini falan böyle amatörce yazıyorduk. Biraz daha büyüklerine girmeye falan çalışıyorduk. Giren insanlar anlatıyordu. Yani böyle sen oradasın stajyer gibi o dergilerde, ünlü dergilerdesin. Çayı mayı sana koydurtuyorlar. Bir adamın çıkıp da stajyere ya bana da bir çay koyar mısın? Veya adam mesela benim setime gelecek. Kameraman veya işte kamera tutacak veya ışık tutacak veya mikrofon tutacak. Ben ona diyeceğim ki bana bir çay getirsene. Bana bir kahve getirsene. Ben kesinlikle yediremem bunu. Ben imkansız bir şey yani. Bunu kesinlikle yapamam, kesinlikle yediremem yani. Evde eşim bana kahvaltı hazırladığı zaman ben ezilip büzülüyorum. Ben öyle alışmadım. Hani ben geç kalkıyorum. Geç kalkınca genelde kahvaltı hazır olmuş oluyor. Böyle bir suçluluk hissediyorum yani. O zaman bile. Esra Özmutlu, mali müşavirler bile böyle demiş. Günde 40 kere çay isterler, sonra faturalar niye bitmedi diye fırça atıp 5 günde işten kovarlar demiş. Stajyer, iki nokta üstte genellikle çay koyan kimse. Sayga sayılmış. Efe bizde sosyalist sol neden hep kategorik olarak terör yanlısı? Bunlar yüzünden sosyal demokrasi bile alamadık. Yok işçiler sendikalaşamadı bile. Haklılar. Hangi halk terör ister demiş. Bunun üzerine çok konuşmuştuk gerçekten. Neden böyle olduğunu. Hani şeyi hatırlıyorsunuz değil mi? Bu gruplar, bu bölücü gruplar muhalif kim varsa oraya kendilerini yerleştirirler. Bunu uzun uzun konuşmuştuk abi. Yeri geldiği zaman gene konuşacağız. Özellikle seçimden sonra çok konuşacağız. Murat, adliyede kahve tost çok şey öğrendim. Onur, biz mi fazla iyi yetiştirdik yoksa halkın geneli mi çomar? Yanıt yok.
Pas. Cevabı biliyorsunuz. Gelecek nesilde cahil bırakmanın peşinden. Evet, kesinlikle doğru. Stajyerlere maaş da düzgün ödenmiyor. Ödeniyor mu ki? Maaş, stajyer olunca maaş verilmiyor bile. Çünkü bazıları direkt şey yapıyor zaten. Onu biliyorsunuz değil mi? Stajyer yapıyor. Staj bitiyor. Onu salıyor. Başkası stajyer alıyor. Harbiden bedavaya çalışıyor. Amerika'da varmış bu arada bu. Ha. Nightcrawler'da anlatıyorlardı. Nightcrawler'da hani bu konuya değiniyorlar deyince aklıma geldi. Bizim filmde de arkadaşlar o kadar çok hiç konuşulmamış konuya değindik ki. Bak hiç konuşulmamış. Yani insanların konuştuğu ama hiç filme yansımamış birçok konuya değindik. O zaman göreceksiniz. Çünkü insanlar hep şunu sorardı. Yani bu arada 4 sene önce başlamışız filme. Ben Nisan'da başladık sanıyordum. İnsanlar şunu sorardı. Abi derlerdi, neden şey yapmadın? Yani diğer YouTuber'lar gibi bir prodüksiyon şirketine gitseydin onlar da kısa sürede hemen film çekmene yardımcı olsalardı. Birçok kişi bunu soruyor. Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz benden sonra YouTube'a başlayan birçok kişi çok hızlı bir şekilde film çektiler. Bir prodüksiyon şirketiyle anlaştılar. Çok hızlı bir şekilde çektiler filmlerini. Ben neden yapmadım bunu merak ediyorsanız arkadaşlar filmi gördüğünüz zaman anlayacaksınız. Filmi gördükten sonra, seyrettikten sonra size şunu soracağım. Bu filmi bu haliyle hangi prodüksiyon şirketi çekerdi? Çünkü prodüksiyon şirketi genelde parayı da onlar veriyor ya. Kim çekerdi abi bunu? Nerede yayınlarlardı? Sinemaya verirler miydi normal şartlar altında? Onu soracağım size. Bu haliyle hiç değiştirmeden kim çekerdi? Ve çok çok böyle şey de değil ha. Çok radikal bir şey de değil. Çok uç bir şey de değil. Ama ben tecrübelerimden dolayı biliyorum ki bunu bile çekmezlerdi, bırın kırın yaparlardı. Şurayı değiştirelim. Burayı değiştirelim. Şunu yapmayalım tepki çeker. Şunu yapmayalım kızarlar. Bunu yapmayalım laf ederler. Bunu yapmayalım riskli. Anlıyor musunuz arkadaşlar? Ben şey olsaydım unuttum lafımı. İlla bir şeyini değiştirirlerdi. Evet, onu diyordum. Onur, özgür denilen platformlar bile filmi görünce bağırarak kaçarlar demiş. Abi o kadar diyorum ya size, yani o kadar ekstrem de değil ha. Ona rağmen yani, ona rağmen. Aman o kesimi kızdırmayalım. Öteki kesimi kızdır. Çünkü kızdıracağımız çok insan olacak. Hani davayla tehdit bile edilebiliriz. Ama ben gene de yayınlayacağım abi. Hah, şunu diyordum abi, hatırladım ne dediğimi. Ben ortalama bir şey çekecek olsam zaten film çekme işine girmem ki. Yani ortalama işte hani faydalı olarak ben ünlüyüm zaten. Hani insanlar zaten beni seyredecek. Ondan sonra benim seyircilerim seyredecek. Benim ünlü YouTuber'lar gibi 10 milyon tane takipçim yok ki zaten. Ona kasmadım ben. Mainstream, o kadar mainstream olmaya çalışmadım yani. İşte bu kadar insan beni seyredecek. Mainstream olmaya çalışmamın sebeplerinden biri de o. 10 milyon takipçili bir insan olduğumu düşün. Ben böyle bir filmi yapsam bayağı insan şey yapardı, kızardı yani. Laf ederdi, küfür ederdi. Zaten ateistim bile diyemezsin ki. 10 milyon takipçin olduktan sonra. Yunus Uras, film gecesi yapar mıyız? Evet, yapacak. Film gecesi derken Beyaz Hap için mi? O olacak. Cengiz Han Ok gibi film serisi ne oldu? Her şeyi saldım şu an filme odaklandığım için. Çok arada sırada film seyredebiliyorum. Dün bir tane seyredebildim falan. O da işte parça parça. 3 parçada falan seyredebildik. O yüzden böyle 1-2 haftada bir film falan seyredebiliyorum. O yüzden de o zamanda Ok gibi filmi harcamıyorum artık. Eskiden podcastlerle çok ilgilendiğim için, daha ağırlık verdiğim için daha fazla seyrediyordum.